Kızı niye topluyorsun? Dur bir ev bulsunlar önce. Anne ne bileyim ben ya? Ben sinirden ne yaptığımı biliyor muyum? Doğru vallahi. Sinir olunmayacak gibi değil. Sürekli taşınıyoruz. Göçmen kuşlar bile bizim kadar taşınmıyordur herhalde. Ya evin temizliği de daha yeni oturmuştu. Şimdi git yeni tutulacak evi temizle. Camları sil, duvarları sil, banyoyu ovala. Bayram da geliyor. Kesin yetişmez. Hiç dertlenme anne. Biz nasıl olsa bu yüksek kiralarla bir ev bulamayız. Gider bir parka yerleşiriz. Orayı da zaten belediye temizliyor. Öyle deme. Kadir birazdan ev tuttum diye gelir. Bak gör. Yeni ev sahipleri de yakında gelecekmiş. İnşallah bugün bir ev bulunur. Benim hiç umudum kalmadı anne. 1 milyarın altında kira yok. Ya çıtayı yükselteceğiz ya da iki göz bir odaya taşınacağız. Kadir de tam zamanında işinden oldu. İftar çadırındaki işi ne güzeldi. Artık hakim anlatır anne. Aman unutmadın şu boşanmayı. Sevgili oğlunuz unutturmuyor ki. Hoş geldin Kudret. Ne oldu? Buldun mu bir ev? Ev bulmuş gibi bir hali mi var? Kudret amca geldi. Hoş geldin Kudret amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. İşaretledik ilanları Kudret amca. Kadir'den haber yok mu? Yok. Beceriksiz. Kesin bir kahve köşesinde uyukluyordur. Niye uyuklasın canım? Ev arıyor. Koruma şunu bana Bahriye. Koruma. Doğdu doğalı uyuyor. Açmıyor gözünü. İşine sahip olamıyor. Bize bakacağına hala biz ona bakıyoruz. Nasıl tutulacak şimdi ev ha? Hangi parayla? Ha söyle bana. Ya ev kiraları 1000 lira. Benim emekli maaşım 300 lira. Bu eve Kadir lazım değil. 3 tane Kudret lazım. Anca o zaman ev tutabiliriz işte. O da yemeden içmeden aç karnına. Takma bu kadarı Kudret amca. İlla ki bulunur bir ev. Bak bir sürü ilan çıkarttık. Oğlum biraz da siz gidin gezin. Bak Kudret amcanız yorulmuş. Ara o Kadir'i. Ev bulamadıysa hiç eve gelmesin Bahriye. Bulur canım. Niye bulamasın? Hoş geldin. Merhaba. Tuba. Merhaba. Sana iyi bir haberim var. Öyle mi? Geçsene yukarıda yatak odasında konuşalım. Salonda kayınpederim kükrüyor da. Merhaba Hülya. Kadir babam eğer ev bulmadıysa içeri alma dedi. Hadi ya. Ayrıca ben de babamla aynı fikirdeyim. Hadi ya. Kadir eminim hakim de aynı fikirde olacaktır. Hadi ya. Kadir burada emlakçı yazmıyor. Lütfen gider misin? Bir daha beklemeyiz. Tamam Hülya. Kadir. Ev bulamadıysa çık sen gitsin. Ay kusura bakma Tuğba. Seni de böyle yatak odasında ağırlıyorum ama. Aşk olsun. Nedir iyi haber? Selam kızlar. Kadir lütfen gider misin buradan? Gidemem Hülya. Aşağıda babam yaylım ateşi açtı. Kadir burada özel konuşuyoruz biz. Tamam Hülya ben de özel bir insanım. Tamam önemli değil. Gizli bir şey değil zaten. Bak gördün mü? Hani seni geçen gün götürdüğüm ev var ya Hülya. Evet. Ben artık oraya yerleşiyorum. Tuğba, orada seninle kalamayacağımı söylemiştim daha önce. Ben senin kalmanı istemiyorum ki Hülya. Yo, ben de kalamam. Ben evliyim, karımı seviyorum ki o da beni seviyor. Kadir, kapa çeneni. Ben hepinizi kastettim. Madem bu evden çıkıyorsunuz, neden gelip ailecek benim evimde kalmıyorsunuz? İftara daha 3 saat 12 dakika var. Evladım her dakikayı böyle tek tek sayacak mısın? Beni de acıktırıyorsun. Ben dün sahur yapamadım Bahriye teyze. Çalar saatin pili bitmiş. Evde bir davulcu al sende. Bu kaçıncı? Neredeyse Ramazan bitecek. Daha alışamadın mı açlığa? Bazı şeylere alışılmıyor be Bahriye teyze. Evet. Mesela Kadir'e. Hadi Hülya ev aramıyor musunuz ki? Evet ama. Aması maması yok canım. Tamam kabul ediyoruz. Kadir kaç kişiyiz haberin var mı senin? Kaç kişiyiz Hülya?
Sen, ben, annem, babam 4 kişiyiz. O zaman tamamdır. Geliyorsunuz. Hep beraber büyük bir aile gibi yaşarız. Ben bilemiyorum. Yani şimdi... Herhalde fazla kira istemezsiniz. Kira falan istemiyorum. Ana, işte günün flash haberi. Kadir, sen bir çıkar mısın lütfen? Tabii çıkarım Hülya. Zaten ben gideyim de babama ev tuttum müjdesini vereyim. Ay, inanamıyorum ya. Şimdi evi ben tuttum diyecek. Kadir, bekle. Kadir. Selam millet. Buldum ev. Buldum tabii baba. Bulmaz olur muyum hiç? Aslan parçası. Pardon baba. Pardon anne. Tuğba Hanımların bir ev varmış baba. Ben az önce onu kiraladım anne. Kadir. Çok güzel, çok rahat bir ev baba. Tuğba Hanım da çok fazla kira istemiyor. Değil mi Tuğba Hanım? Bize de yer var mı Kadir abi? Yok canım. Allah versin. Ben demiştim oğlum bir yer bulur diye. Sağ ol anne. Canım annem. Aslan parçası. Bırakın şimdi birbirinizi yağlamayı. Hadi gidip bir an önce şeye bakalım. Bakalım baba. Gidelim anne. Ben tutayım baba. Hasan. Hasan. Dominik. Hasan. Dominik. Hasan. 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 Getirin. Kolonya getirin. Hasan. Hasan. Gelin gelin. Nasıl? Süper ev değil mi? Sen oğluna güvenmiyorsun ama bak ne güzel bir ev bulmuş. Aslan parçası. Anneciğim. Tamam tamam. Şımartma şunu. Ne kadar kira istiyorsunuz buraya? Ben... Baba sen evin keyfini çıkar. Kirayı ne yapacaksın? Ben hallederim. Sen ödemeyeceksin. Ben ödeyeceğim. Olur mu öyle şey baba? Olmaz ama. Oluyor işte. Evet kızım. Ne kadar? Önce bir bahçeyi görün sonra konuşuruz. Kudret bak havuz da var. Bayılıyor havuz görmeye. Sanki milli yüzücü mübarek. Sen böyle kükrediğine göre iftar iyice yaklaştı. Kükremiyorum ben. Tabii canım kükremiyorsun. Ramazan topu gibi patlıyorsun. Bahriye. Tamam tamam hadi gel. La havle ve la. Ay hep beraber çok eğleneceğiz. Sizin aile Amerikan sitcomu gibi. Kadir, niye bu evi ben tuttum diye yalan söylüyorsun? Ne yapsaydım Hülya? Babam gırtlağıma sarılmak üzereydi. Karizmayı mı çizdirseydim yani? Ama ben kira istemiyorum ki. Biz de zaten ödemeyeceğiz ki. Ödeyeceğiz Kadir. Daha doğrusu ödeyeceksin. Öyle bedava olmaz. Sen karışma Hülya. Bak Tuğba kira mira istemiyor. Evet istemiyorum. Olsun Kadir. Sen yine de ödeyeceksin. Zaten ödeyeceğin topu topu bir aylık kira. Mahkemeden sonra gidicisin. Nasıl gideceğim ya? Nasıl yani? Hülya, şu mahkeme işini unut artık. Aşkımızın içine Adalet Bakanlığı'nı sokma. Sen de her girdiğin işten 2 gün sonra çıkma. Tamam Hülya, tamam. Bak ne güzel ev bulduk. Aklında süper bir proje var. Her şey yoluna girecek. Evet Kadir, boşandıktan sonra benim için her şey yoluna girecek. Vallahi dediğiniz gibi bayağı büyük bir evmiş burası. Biraz büyüktür. Olsun canım. Ne güzel. Ferah ferah otururuz. Ama buranın kirasını ödemeye de bizim gücümüz yetmez herhalde. Yeter baba yeter. Hallederiz. Biri bana şu evin kirasının kaç para olduğunu söylesin artık. Hülya ben bu meseleyi sana havale ediyorum. Ay olur mu canım? Sen söyle burası senin evin. Ben sizden kira mira istemiyorum. Ben söyleyeyim. Ayda 100 lira. Baba ayda 500 lira. Ayrıca Tuğba da bizimle kalıyor. Sakıncası yoksa. Bence hiçbir sakıncası yok. Bence de. Bence de. Bence de. Süper. O zaman hemen bugün taşınıyorsunuz. Bugün olmaz Tuğba. Daha gidip bir sürü eşya toplayacağız. Bugün taşının yarın toplayın. Vallahi genelde insanlar bunun tam tersini yaparlar Tuğba. O yüzden biz gidelim iftarımızı yapalım. Sonra toplanırız. Yarın da taşınırız. Lütfen bugün taşının. Yetişmez kızım, yetişse. Ama... Daha eve temizlik robotu girecek. Neyse Tuba, görüşürüz. Yarın erkenden taşınırız. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Her şey için sağ ol Tuba, görüşürüz. Ay daha bavullar var. Baba, benim bir arkadaşım var. Onun kamerası var. İnsan bir iftara çağırırdı ya.
Nasıl kalacağım ben şimdi koca evde? Merhaba Hulya. Merhaba kalbimin güllacı, ruhumun fırında sütlacı. Merhaba sütlü baklavam, tel kadayıfım, üzerine Hindistan cevizi serpilmiş Kemal Paşa tatlım. Seni dinlerken yoruluyorum biliyor musun Kadir? Çünkü sen beni kulağınla dinliyorsun Hulya. Beni kulağınla dinleme Hulya. Beni kalbinle dinle Hulya. Aradığınız kalp servis dışıdır. Lütfen bir daha denemeyiniz. Böyle esprili konuşuyorsun ya. Bayılıyorum sana Hulya. İşte diyorum benim kadınım. Ben de seni görünce ah nerede benim o evlendiğim adam diyorum. Çok yakında evlendiğin adam geri dönecek Hulya. Hem de bol paralı, güçlü bir aygır olarak. Ben sadece aygır hatırlıyorum. Onu da hayal meyal Kadir. Süper bir işe girdim Hulya. Artık beni ilgilendirmiyor. Mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Çocuklara yatırım yapıyorum Hulya. Yani ülkemizin geleceğine. Evliliğimizin geleceğini mahvettin. Ülkenin önünü tıkama Kadir. Bu bayram hem çocuklar eski bayramları yaşayacak... hem de bizim bütçemiz o eski şahşalı günlerine dönecek Hulya. Bak bunu da hatırlayamadım. Ben sana hatırlatırım. Mahkeme gününe kadar yürümeyi tamamıyla bırakacaksın. Nedenmiş o? Çünkü sana mutluluktan uçmayı öğreteceğim Hulya. Nedense içimde abuk subuk bir işe girecekmişsin gibi bir his oluştu Kadir. Bu gece burada kalabilir miyim? Hayal görmediğinden emin misin? Eminim tabii. Biri hunharca gülüyordu. Kesinlikle bilirsin. Evde yalnız kaldığım zaman bazen bana da olur. Hayal gördüğümü düşünüyorsun değil mi? Yok yani normaldir. Kocaman ev. Yani çıt duysan eve avlanırsın. Hayal görmüyordum. Görüyorsun değil mi? Ben koli taşıyorum. Kadir yine ortada yok. Niye? Çünkü o bir Ağustos böceği. Ancak saz çalar, şarkı söyler. Tamam Kudret'cim, söylenme. Zaten fazla eşyamız yok. Var ya da yok. İnsan bu gibi günlerde ailesinin yanında olur ya. Çalışıyor çocuğum. Ne çalışıyor ben? Ne çalışıyor? Kadir'in çalışması demek yakında bir felaket olacak demektir. Arkadaşlar, çocuklara maytap satacağız. Maytap mı? Evet. Sadece maytap değil, kız kaçıran, füze, mantar tabancası, balon hepsini satacağız. Niye satıyoruz bunları? Ne demek niye satıyoruz bunları? Bu işte çok para var da ondan satıyoruz. Ben piyasa araştırması yaptım. Bu konuda acayip bir boşluk var. Kız kaçıran olayı artık maziye karışmış. Kimse kız kaçıran, mız kaçıran satmıyor. O yüzden biz satacağız. Çocuklara eski bayramları yaşatacağız. Vallahi ben küçükken çok severdim kız kaçıran patlatmayı. Böyle fiu diye ses çıkardı. Ya bak gördün mü? Şimdiki çocuklar dombilden aşağı mı kalsın? Onlar kız kaçıran patlatmasın mı? Kızları kaçırtmasın mı? Bizim kenede yok öyle bir şey. Tamam işte satarken öğrenirsin. Hı? Satarken mi? Herhalde ben para kazanırken sizsiz kursamdan geçer mi? Şebelekler bu işte beraberiz. İyi kazanır mıyız? Sen ne diyorsun? Çifte kavrulmuş lokumum benim. Bu şeker bayramı şeker gibi geçecek şeker. Merhaba Kudret amca. Merhaba. Biz nerede kalıyoruz Kudret amca? Cehennemin dibinde. Biz... Yer yok mu yani? Yok. Ama kalacak yerimiz yok. Bana ne ya? Ben sizin babanız mıyım? Gidin, nerede kalıyorsanız kalın. Peki Kudret amca. İyi günler. Güle güle.
Bir kırılma sesi duydum. Neydi o? Kemiklerimdi bari. Kemiklerim. Oh. Baba kafana ne düştü? Kadir'in fotoğrafı. Kendi yetmiyormuş gibi bir de fotoğrafıyla saldırıyor bana. Neyse, çok kötü değil baba. Yakında geçer. Ay, gitmiş güzelim fincan takımı. Kadir bunu bana anneler gününde almıştı. Benim ayağıma düşsün diye almıştır. Selam millet. Daha yerleşemediniz mi ya? Yerleştik. Bir sana yer kalmadı. Çok espriksin baba. Oğlu ya, benim yerim belli değil mi? Anne, bu sana anneler gününde aldığın fincan değil mi ya? Niye kırdın ya? Kırılmış bu. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Niye bağırdın? Yok baba, bir şey yok. Ben şey, böcek gördüğümü sandım da ondan bağırdım. Eyvah. Bu evde böcekler mi var yoksa? Yok yok, zannetmiyorum böcek olduğunu. Ben öyle sandım baba. Ben yine de yarın evi Kadir'e bir ilaçlatayım. Ev çoktandır boşmuş. Kesin böcek falan vardır. Hadi, iyi geceler. Korkarsan sesten kızım. Peki baba. Hadi. Allah rahatlık versin. Peki baba. Gördün mü ya? Bana yine bir sürü iş çıkaracak. Kadir, bir daha karşıma böyle çıkarsan vallahi elime ne geçirirsen kafana vururum, haberin olsun. Benden korktuğunu gizlemen çok hoşuma gitti Hulya. Nedenmiş o? Beni koruyorsun. Demek ki beni seviyorsun. Demek ki... Gıddık. Seni korumak için yapmadım Kadir. Sadece yatar ayak yüksek desibelli baba oğul tartışması çekmek istemedim. Haklısın Hulya. Hadi yatalım. Kadir. Kalkar mısın lütfen? Hadi ışığı söndür de gel yamacıma. Kadir diyorum sana. Kadir lütfen kalkar mısın? Biz artık birlikte olamayız. Neden Hulya? Çünkü mahkememiz devam ediyor. Bu mahkeme süreci de bayağı uzun sürdü ha. Sıktı yani. Unutma ki biz seninle hala evliyiz Hulya. Ve benim bazı teknik problemlerim var. Hulya, gel bu teknik problemleri birlikte aşalım. Defol Kadir. Sen beni hiç sevmedin. Sen sadece kendini sevdin. Bu gece bunun böyle olmadığını sana gösterttireceğim Hulya. Bak babamı çağırırım ona göre. Hulya, teknik problem diyorum Hulya. Gıdık diyorum Hulya. Anlasana Hulya. Ben de defol diyorum Kadir, defol. Burası teknik servis değil, defol. Gözlerinden okunuyor, beni seviyorsun, narana nininam. Sözlerin seni ele veriyor, sen de istiyorsun, darararirirem. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma, darararirirem, taratatatatiritam. Vay be, ben bu parçayı daha önce niye söylememişim acaba? Ne oldu yine, böcek mi var? Pencerenin önünden bir şey geçti. Tabii tabii öyledir. Yatın artık. Söndür ışığı. Ne yapıyorsanız da sessiz yapın. Tamam mı? Kadir, camın önünden biri geçti diyorum. Dün Tuğba da görmüş. Sen şuna kendimi senin güçlü kollarına bırakmak istiyorum desene Hulya. Ay saçmalama